Çok sayıda gol pozisyonuna girdik. Zira Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçında Boluspor kendi sahasında Telesat Mobil'le Akhisar Spor'u 2-1 yendi. Maçın ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi. Eksik kadroyla geldik. Cezalı ve sakat oyuncularımızın sayısı fazlaydı. İsteyen taraf bizdik. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar. Bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok sayıda gol pozisyonuna girdik. Boluspor teknik direktörü Sait Kara Fırtınalar galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti. Bu takımda gurur duyuyorum. Hoşuma da gidiyor bu takımda çalışmak. Asla geri düşmeyi kabul etmiyorlar. İlk geldiğimde de söylemiştim. Geri düşmeyi kabul etmeyecek. İşte yenilgiyi kabul etmeyecek. Gayet kaybedebiliriz ama asla yenilmeyeceğiz dedim. Bunu da oynadığımız bu maçlarda gösterdiğimizi düşünüyorum. Sezonun bu son maçında kolay bir şey değildi konsantre olmak. Hakikaten çok zordu. Herkesin kafasında tatil vardı. Acaba kaç gün verecek hoca izin diye. Bu kadar baskının altında bu performansta, bu yüksek tempoda Akhisar gibi bir takım oynamak gerçekten kolay değildi. Onları tebrik ediyorum. Böyle bir takımda çalıştığım için, onlarla beraber olduğum için gurur duyuyorum. Söylenen şey bariz gol oldu. Ama var bunlar futbolda. Herkes de yapıyor. Biz de yapıyoruz. Onlar da yapıyor. Olabiliyor. Keşke olmasaydı. Bize denk gelmeseydi. Ama söyleyecek bir şey yok artık. Pozisyon geçmiş. İnşallah bundan sonra daha dikkatli olur. Cezalı olan Telesat Mobil'i Akhisar Spor Teknik Direktörü Okan Buruk'un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu basın mensuplarının karşısına geçti. Eksik kadroyla geldik. Cezalı ve sakat oyuncularımızın sayısı fazlaydı. 15 oyuncuyla gelebildik ancak. Maçı kazanacak oyunu 80-84 dakika getirdik ama kendi kalemize attığımız bir golle beraberlik oldu. Ondan sonra da defansif hatalarla bir gol daha yedik. Şunu söyleyebilirim, sakatlıklarımız fazlaydı dedik ama ilave oldu. Bu maçta da 3 oyuncu değişikliğimizle saha içinde olan sakatlıktan dolayı, olaylardan dolayı değişiklik yaptık. Bizi üzen şey oyuncularımızın sakatlanması, maçın skoru ise 2-1. Telafi edilecek bir skor. İçeride oynayacağımız rövanş maçında kazanabilecek, güçte kazanabilecek fiziksel ve mental durumda olan oyuncularla çıkacağız. O maçı kazanacağımızdan eminiz.